Hoş geldiniz tekrardan. Bizler de AK Parti teşkilatları olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Bunun öncesinde de sonrasında da hepinizle zaten ayrı ayrı tanışıyoruz, görüşüyoruz zaman zaman. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki bizler esnaf kardeşlerimizin ne olursa olsun sonuna kadar arkasındayız. Tabii ülkemizin durumu muasır medeniyetler seviyesine gelmek üzere olduğundan bazı dış mihraplar buna çomak sokmaya başladı ya da bazı şeyler yapmaya çalışıyorlar ama Allah'ın izniyle birliğimiz ve beraberliğimiz bozulmadığı sürece bu dış güçler kesinlikle başarılı olamayacaktır. Bu Çorum'umuzdan örnek verecek olursak, işte esnaf odalarımız, diğer kuruluşlarımız ya da derneklerimiz, STK'larımız eğer birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk 15 Temmuz'daki gibi olursa Allah'ın izniyle bize hiçbir şey olmaz. Genel bağlamda da esnaf odaları olarak sizlerin görevleri çok önemli. Bizler için de çok önemli, Çorum için de çok önemli. Sizler de çok güzel görevlerinizi ifade ediyorsunuz, görüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Ama şunun bilincinde olmamız lazım. Oturduğumuz koltuklar gerçekten önemli yerler. Gerek sizin, gerek bizim. İnsanları bir anda toplayabilecek kapasitede olan sizler ve bizleriz. Dolayısıyla kanaat önderi dediğimiz işte o yapı, siyasiler de olsa, dernekler de olsa, STK'lar da olsa bunların kanaatleriyle ortaya çıkıyor. Dolayısıyla görevlerimiz önemli. Ve buralarda insanları doğru yönlendirmek, doğru işlere imza attırmak, doğru işlerle uğraştırmak gerekir diye düşünüyorum. Ve bugüne kadar sizin yaptığınız çalışmalarda hep bu yönde oldu. Esnaflarımızın sıkıntılarını çok iyi biliyoruz. Zaman zaman da birçok işte krediler, işte farklı farklı statüde yardımlar hükümetimiz tarafından yapılıyor, yapılacaktır da. Geçen işte milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan Bey açıkladı biliyorsunuz. Şeyi 10 katına çıkardık. 10 katı fazlası. Faizsiz kredi. Faizsiz kredimizi çalışma başladı zannedersem. Evet. Sayın Vekilimiz o gün açıkladı. 10 katına yükseltme neden bir mağduriyet oldu orada. Biraz. Yani zaman zaman bunlar yapılıyor. Hükümetimiz esnafımızı gerçekten gözetiyor ve gözetmeye de devam edecektir. Ama bizler de Çorum teşkilatları olarak kesinlikle bunu bilmenizi istiyorum. Ne sıkıntınız olursa her zaman bizi arayın, gelin, telefon edin, ne yaparsanız artık 7/24 biz buralardayız. Sizinle de beraberiz, biliriz. Bunu da bilmenizi istiyorum. Devam edelim. Yanlış. Biz de mutluyum. Abi içine gidin arkadaşlar. Hoş gitmeyin. Memleketimizin, ülkemizin zor bir süreçten geçtiği bu günlerde gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlik ve beraberlik anlamında bu süreç içerisinde büyük bir çaba sarf ediyor. Bunun bilinci içerisinde İstanbul Mesafiyatı olarak. Dedim teşekkür ederim. Hem bir ziyaret ederim Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Çünkü bizim için iktidarın ne kadar önemi varsa proje anlamında, yanlış gidenler anlamında, memleketimizin gidişatı anlamında proje üreten olarak biliyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni memleketimizde sigortası olarak görüyoruz. Bu manada göstermiş olduğunuz ilgi, alaka esnaf odalarına her zaman ziyaretlerde bulundunuz. Sorunlarımızı dinlediniz, yukarılara taşındınız. Bu manada ben tekrardan hem vatanımızın hem milletimizin birlik ve beraberliğin bugünlerde anlamın ne kadar çok olduğunu ifade ederek de burada ziyaretle bulunduk başkanlarımızla beraber. Ben teşekkür ediyorum. Şahsınızda oda başkanlarımıza ve size teşekkür ediyorum ziyaretinizden dolayı.
ne daha önce de programlanmış olan il başkanımızın yurt dışı ziyareti var. Evet, biliyorum. Onun selamını da söylemiştim. Ondan dolayı il başkanımıza çok selamlar var. Teşekkür ediyoruz. Tabii ki ülke gündemi bizim için en önemlilerden bir tanesi. Esnaf da bizim ülkemizin kalesidir. Olmazsa olmazımızdır. Biz esnafımızın her zaman yanında olmuştur. Olmak için elimizden gelen her gayreti göstermek mecburiyet gösteriyoruz. Yine sizler de diyalog içindeyiz. Bütün oda başkanlarımız, esnafımız her zaman yapabileceğimiz ne varsa en fazlasını yapmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Başkanım, bilindiği gibi tabii ülke gündemimizde Cumhuriyet Halk Partisi ve bütün illerimizde 15 Temmuz olayından öncesi ve sonrası bütün olayları daha önceden görmüş ve hükümetimizi uyarmıştır. Her zaman da yanında olmuştur. Şehitler bizim şehitlerimiz. Tabii ki Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Her zaman şehitlerimiz için biz, ülkemiz ve biz kan ağlamışızdır. Bugün de öyle. İnşallah tabii ki 2017'de bunların hepsini bitirmiş olmakla biz de bunlardan dolayı.